Doktor Mehmet Ceyhan ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Kazım Doğan, Eroğulları hocalarımız bizlerle birlikte. Mehmet Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler Kazım Hocam sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Can Hocam. Çok teşekkürler. Mehmet Hocam sizle başlamak isterim. Şimdi Veriler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Aşı konusunda çeşitli hatta kimine göre bana göre de çirkin gelen iddialar var. Çünkü aşı yok ama gelmedi raporları yazıldığı söyleniyor. E, olan bitenlere ilişkin bir değerlendirme rica edeyim. Bu cuma gününü yasakladık 3 günlük bir e, kısıtlama tedbiri karşımıza kondu. Ama tam kapanma olmalı mı olmamalı mı tartışması da devam ediyor. Bilim bize ne söylüyor hocam? Şimdi bir defa o e, her gün yayınlanan tablodan bahsettiniz. Orada böyle bir yanlış izlenim var. Yani işte 60 bin civarında 60 ile 65 bin arasında kaldı vaka sayısı artmıyor diye. Bu bir e, yanılgı açıkçası. Çünkü e, bizim şu anda e, bir tane pozitif vaka bulmak için yaptığımız test sayısı 5.2 ortalama bu oran çok yüksek bir oran. Yani örneğin Avustralya'da 18 binde bir. Şimdi dolayısıyla 300 bin, 320 bin arası test yaparsanız maksimum bulabileceğiniz pozitif vaka sayısı var. Bu da aşağı yukarı işte bu civarda. Yani eğer test sayısını artırmazsak daha fazla pozitif vaka bulamayız. Ama test sayısını artırdığımızda bu rakamın çok daha yukarıya çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla bir artış dönemindeyiz. Yani e, vakaların sabitlendiği bir plato çizdiği dönemde değil, bir artış dönemindeyiz. Şimdi böyle bir tabloda bir taraftan da aktif vaka sayısı artıyor. Yani bu ne demek? Günlük yeni vaka sayısı iyileşenlerden daha fazla. Dolayısıyla bu bir yandan sağlık sektörüne yük, yükü artırırken diğer taraftan da toplumda bulaş odaklarının sayısını artırıyor. E şimdi Genelde biz tarama testi yapmadığımız için bir 10 katı kadar toplam bu açıklanan rakamların toplumda kendisinin de farkında olmadığı işte sağlık sistemine de pozitif girmeyen bu nedenle vakalar var. O halde demek ki Türkiye'de şu anda 5 milyon civarında kişi bu virüsü taşıyarak dolaşıyor. İstanbul'a buna e, hesapladığınız zaman Örneğin her 20 kişiden biri neredeyse virüs taşıyor evet. şimdi böyle bir ortamda bu salgını nasıl kontrol edeceğiz e, Tabii ki yani salgın kontrol etmek son derece karmaşık son derece zor çok sayıda sektörü ilgilendiren bir iştir Biz bu işi başından yanlış yaptık zaten yani olaya yanlış başladık Çünkü salgın kontrolü deyince, benim gördüğüm insiz, e, yani bu işi idare eden, danışmanlık yapan insanlar da şunu anladılar. İşte hastaneler yaparsak, yoğun bakım yatakları yaparsak salgını kontrol ederiz diye. Salgın kontrolü o değil. Bu o işin bir parçası ama esas salgın kontrolü koruyucu önlemlerle olur. Yani biz bu konuda şu anda dünyada e, en işte vaka ölüm görülen ülkeyiz. Şimdi bazen başka ülkelerle kıyaslayıp yok Hindistan fazla falan deniyor. Biz epidemiolojide yani salgın biliminde böyle karşılaştırmayız. Çünkü vakalara ben başka vakaya bu Covid vakası diye derim. Bir başka ülke başka vakaya der. Ölüm de aynı şekilde. Ben başka kriterle Covid ölümü derim. Öbürü başka bir kriterle der. Bunu önlemek için artış hızlarını karşılaştırırız. Yani vaka sayısındaki artış hızı ve ölüm sayısındaki artış hızı böyle baktığınız zaman da dünyada ilk sıradayız. Şimdi bugün gazetelerde manşet vardı işte Hindistan rekor kırdı bir günde en fazla 340 bin evet. vaka çıktı yarak diye Hindistan'ın nüfusuyla Türkiye nüfusunu karşılaştırın bizim çok altımızda kaldığını görürsün. Evet. Şimdi burada alınacak yani salgının kontrolü için yapılması gereken üç şeyleri üç başlıkta e, toplamak mümkün. Birincisi bireysel önlemler. İşte hep bildiğiniz e, maske mesafe önlemleri. Ancak burada artık mesafenin bu mutant virüsle birlikte bir metre de, ya da bir buçuk metre değil iki metre olması gerektiği ne söylemek durumundayız. Bizim hala bütün bakanlığın hazırladığı işte okul açılma rehberleri, iş rehberlerinde hep bir metre diye geçiyor. Hı hı. Halbuki bu mutant virüs bir metre, bir buçuk metrede çok rahat bulaşabiliyor. İki, i̇kinci önemli kısım devletin alması gereken tedbirler. Şimdi burada da her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece ilkbaharda alınan tedbirlerle bugün uyguladığınız tedbirlere bakalım. Yarısı kadar bile olmadığını görürsünüz. Çünkü burada e, bulaşın en fazla olduğu yerler, restoranlar, kuaförler falan değil ki. Bulaşın en fazla olduğu yerler birinci sırada ev, ev ortamı, İkinci sırada ben Türkiye için toplu taşıma olduğunu düşünüyorum. Evet. Üçüncü sırada da iş yeri ortamı. Şimdi biz e, ev ortamıyla ilgili belli gruplara sokağa çıkma yasağı uygulayarak, hele hafta sonu bunu uygulayarak yanlış yapıyoruz aslında. Çünkü o evden en az bir kişi dışarı çıkmak zorunda, gidiyor işte biraz önce anlattığım tablodaki virüs ortamında alıp eve geliyor. Halbuki dışarıya çıksa falan bulaş şansı daha az olacak. Ama evin içine kapatıp kapalı ortamda hadi bulaştırın birbirine diyoruz. Dolayısıyla e, bu Aslında. konuda yaptığımız uygulama doğru değil. İkincisi e, toplu taşıma araçları. E, bunun için kademeli mesai diye getirip, salgının başından beri yırtınıyoruz. Sonunda devlet Geçen ilkbaharda sadece kamu sektörüne yönelik bir işte kademeli mesai uygulaması başlattı. Niyeyse özel sektör uymadı buna ben onu anlamış değilim. Yani ve biz özel sektöründe uyması gerekir derken kamu sektöründen de kaldırıldı kademeli mesai. O yüzden otobüsler tıktım tıktım. Bakın bilim kurulu üyeleri de dahil çıkıp diyorlar ki, metro, otobüs sayısı artırılsın, işte ara, araç sayısı artırılsın. E şimdi akıl var, mantık var. Bir İstanbul trafiğine fazladan koyduğunuz her araç o İstanbul'da işte e, gidilecek mesafedeki get, harcanan zamanı uzatacaktır. Dolayısıyla temas süresi uzayacak. Bu da vaka artışını artıracaktır. İş yerlerinde de işte bu iki metrelik mesafe. Şimdi çok kısaca iki üç cümleyle yapılması gereken diğer şeyleri söyleyeyim. Birincisi ada, yani düzgün bir seyahat kısıtlaması yapmak zorundayız. Böyle bir seyahat kısıtlaması olmaz. Yani yasaklı saatlerin dışında serbest, işte diğer yasaklı saatlerde yasak diye. İkincisi şu il il, illeri farklı renklere boyayarak, ikide bir illerle ilgili rakamlar açıklayarak, ve illerde farklı uygulamalar yaparak bu salgını kontrol altına alamayız. Artık olay Türkiye'nin her noktasına yayılmıştır ve bulduğumuzdan daha yüksek bir vaka dağılımı var. O yüzden evet. artık bu tip kararlar merkeze alınıp Türkiye'nin her noktasında uygulanmalıdır. Deyip bitireyim. Peki Mehmet Sonra... Hocam, tekrar döneceğim. Kazım Hocama hızlıca dönmek istiyorum. Şu e, aşı meselesinde vatandaşlarımız soruyorlar ve yaşadıklarını söyleyenler de var sosyal medya üzerinden e, yazıyorlar ve diyorlar ki Evet